şeyi söyleyeceğim. Kardeşimsin sen benim. Hocam, hocam! Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam Kerem. Ben öpeyim hocam. Estağfurullah. Hocam ya, nişan yapıyorsunuz, beni çağırmıyorsunuz. Olmuyor ama ya. Vallahi çağıracaktım Kerem Bey de. Fırsat olmadı. Neyse, olsun. Ben yine de geliyorum hocam. Hem de erkek tarafı olarak ha. Sizi orada ben yalnız, kimsesiz bırakır mıyım ya? Eksik olmayın Kerem Bey, sağ olun. Bu arada size söz verdiğim gibi bir tek topuktan vuruyoruz hocam. Hayırlısı olsun. Yalnız o kertenkele bu sözün dışında biliyorsunuz hocam. Allah Allah, ya Kerem Bey. Öyle tövbe mi olur ya? Böyle şartlı şurtlu tövbe mi olur? Ne yapıyorsunuz siz? Hocam ne yapayım ya? O işini bitirmezsem ben rahat edemeyeceğim hocam ya. Hocam o işini bitireyim. Vallahi billahi size söz. Umre'ye gidip orada tam tövbe edeceğim hocam. Tam tövbe etmeme de bu arada çok az kaldı hocam, biliyor musun? Hayırdır? Kertenkele'nin bir kardeşi olduğunu öğrendim hocam. Kardeşi mi? Evet hocam. Bizde istihbarat sağlam. Kim olduğunu henüz bilmiyorum. Onu da öğrenmeme çok az kaldı ama onu öğrendikten sonra var ya ayağıma tıpış tıpış gelecek hocam. İsterse gelmesin. Neyse hocam, şimdi sizin nişan telaşınız falan vardır. Bize müsaade hocam. Hadi, hadi hocam. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın hocam. Yürüyün lan. Ulan Levent, yine döktürmüşsün lan. Aminim siz de döktürmüşsünüz yalnız. Nasıl yani? Geçen gün halının üstüne kahveyi dökmüşsünüz. Hiçbir sabunlu bez alayım, sileyim falan yok. Zaten fincanla sehpanın üstüne öyle duruyordu. Mutfağa götürme falan hak getire. Nasıl olsa Levent var, Levent yapar. Vallahi ben annemin evinde bu kadar çalışmadım amirim. Lan, Hale yengen bu kadar dırdır etmedi lan. Bugün lan. Efendim? Ben kertenkele. Kertenkele mi? Evet, kertenkele komiser. Yakalayacağım lan seni. Yakalayacağım seni, elimden kurtulamayacaksın. Boş konuşacak vaktim yok. Şimdi beni iyi dinle. Amirim, kertenkele mi o gerçekten? Telefonu verir misiniz bana? İki çift lafım var ona. Sus Levent. Beni yakalamak için kız kardeşimi kullanıyorsun. Ama onu nasıl bir tehlikeye attığının farkında bile değilsin. Yapma ben öyle şey. Böyle bir şey yapmak istemeyeceğine inanıyorum. Bak komiser, benim peşimdeki tek insan sen değilsin. Kız kardeşimle ilgili bilgi deli Kenan'a giderse onun hayatı tehlikeye gider. Bunu yapma. Ne istiyorsun lan benden? Kardeşimle ilgili dosyayı ortadan kaldıracaksın. Ya kaldırmazsam? Kaldırmazsan sonuçlarına katlanırsın komiser. Ha sen beni tehdit mi ediyorsun yani? Amirim, o sizi tehdit mi ediyor şu an? Verir misiniz şu telefonu bana? O da Levent'i tanımıyor. Bak komiser, yıllardan beri beni yakalamaya çalışıyorsun ama beni zerre kadar tanımamışsın. Ben tehdit etmem, yaparım. Yap lan o zaman. Yap. Hadi çık karşıma. Ne yapacaksın görelim. Ne diyor amirim? Ne diyor? Boş konuşacak vaktim yok demiştim sana komiser. Şimdi beni iyi dinle. Sevdiklerim zarar görsün istemiyorum. Bu da sana bağlı. Anladın mı beni? Sana bağlı. Eğer benim yakınımdakilerin hayatına dokunulursa ben de senin hayatına dokunurum. Bunu böyle kafana kazın. Ne diyorsun lan sen? Alo! Alo! Kapattı şerefsiz. Amirim, bana verecektiniz o telefonu var ya. Levent. Sus oğlum, sus. Hayatım. Hale. Amirim, siz Hale yengeyle mi konuşuyordunuz? Kertenkeleyle konuşmuyor musunuz siz ya? Hale yengesi neden tehdit etti? Levent bir sus. Oğlum sus. Anlaşıldı Selin'cim.
sana sapığını bulmadan bana da kara parmağın kim olduğunu öğrenmeden rahat yok. Zehracığım, Semih diyorum yani. Sanki zorla hareket etti gibi geldi bana. Ya bana da öyle geliyor ama neticede adamın kim olduğunu bilmeden koşturdu peşinden. E orası öyle tabii. Ama kara Faruk'un Semih olduğuna hiç ihtimal vermiyorum ben canım. Bilmiyorum senin. Emin olmam lazım. Nasıl emin olacağım ama ya? Vallahi Zehracığım yani sen düşünme bunları. Ya şu aralar sen nişana sadece konsantre olacaksın. Doğru, haklısın, tamam. İyi hadi kapatacağım, görüşürüz, öptüm. Tamam canım benim, öpüyorum seni. Görüşürüz, bay bay. Nereye Ferun? Biraz dolaşacağım. Nasıl yani? Nereye gittiğini söylemeyecek misin? Bu yaştan sonra sana hesap mı vereceğim Tülin? Allah Allah. Görüşürüz. Görüşelim bakalım. Oo, köşelerde laf dinleyip zevkten dört kişi olmuşsunuz. Maşallah. Ziya hocam, ben de tam size gelecektim. Hayırdır Ferruh Bey, bu ne şıklık ya. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam, yani size teşekkür etmek istiyorum. Allah sizi inandırsın, Tülin etrafımda pervane olmaya başladı. Beni öyle bir kıskanıyor ki inanamazsınız. Çok yakışmış yanımdasınız. Sağ olun. Selam. Zehracığım canım, nasılsın? İyiyim amcacığım, sen nasılsın? Sağ ol canım, iyiyim. Ben aşıkları baş başa bırakayım artık. Ya. Ne tatlı ya. Semih kara Faruk'muş ha? Yok ya, sanmıyorum. Şaka yapıyordur. Şaka. Semih sever böyle sulu sulu gereksiz şakalar yapmayı. Ne şaka değilse? Şaka değilse çok umurumda değil açıkçası artık. Dediğimiz sayılı günleri kaldı Ziya Hoca. Şu an tek önemsediğim onun mutlu olması. Başka bir şey düşünemiyorum. Saçmalamayın Zehra Hanım. Eğer Semih gerçekten kara Faruk'sa kusura bakmayın ama yalandan da olsa bu evliliği yapamayız. Aslında benim de aklıma takılan şey bu. Kara Faruk Semih'se ben gerçeği nasıl öğreneceğim? Çok basit. Semih'e kara Faruk'la aramızda geçen bir şey söyleyeceksiniz. Sadece kara Faruk'la ikimizin bildiği bir şey. Bakalım cevap verebilecek mi? Eğer doğru cevap verirse kara Faruk odur. Eğer veremezse kara Faruk değildir. Ama ne? Sevdiklerim zarar görsün istemiyorum. Bu da sana bağlı. Anladın mı beni? Sana bağlı. Şerefsiz. Ulan Semir. Akıllı. Baktı kızın kafasında kara Faruk diye biri var. Rıza Hanım da üzerine atladı namussuz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Şerefsiz. Hocam, mahalleli olarak size nişan hediyesi aldık. Mutlu günlerinizde kullanırsınız inşallah. Sağ olun Halil Bey. Teşekkür ederim ya. Vallahi yanınızda kendimi hiç yalnız hissetmiyorum, ne diyeyim? Hocam, bir sorum var da sorabilir miyim? Hicab işimi, nişan öncesi soru sormak uğursuzluk getirir derler ya. Ne? Uğursuzluk mu getirir? Böyle saçma sapan hurafeleri nereden buluyorsunuz hocam? Ya kızım, sen hocanın işine karışmasana. Anneciğim, dur lütfen. Ya lütfen, benim hatırım için sus bari. Anneciğim, hakikatin hatırı her hatırın üstündedir, anladın mı? Susamam. Ziya Hoca, bizim dinimizde hurafeye yer yok biliyorsunuz değil mi? E tamam yani Betül Hanım, hurafeye yer yok da şakaya da mı yer yok? Burada bir şaka yaptım deme fırsatı bile bırakmadınız bana yani. Bak şaka yapmış Ziya Hoca. Ben anlayamadım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Soracağım, ne soracaksın?
Şimdi hocam, şimdi şeytan insanı hiçbir yerde rahat bırakmıyor. Namazda bile. Her yerde uğraşıyor. Sağdan sokuluyor, soldan sokuluyor. Hocam olmadık yerde dürtüyor. Ne yapmak lazım? Ama olmaz ki böyle Ece abi ya. Evladım, şeytana karşı uyanık olacaksın. Şeytanın seni ayartmasına müsaade etmeyeceksin. Sağdan sokulur, soldan sokulur ama sen dirayetli duracaksın karşısında. Tamam mı oğlum? Anladım hocam. Allah razı olsun. Şeytana karşı uyanık olacağız. Halil amca ben yazdım. Tamam, aferin. Ben iyice kafayı yedim ya, gerçekten. Gel bakalım. Sapık. Kaçma. Nereye gidiyorsun? Sen Levent'ten kurtulabilir misin ya? He? Yürü bakalım. Her şeyi itiraf edeceksin. Orada ben seni barıştırmasını bilirim, yürü. Vay kardeşim. Yarın büyük gün. Evet Sevket, büyük gün. Hayırlısıyla sahte nişanlılığa terfi ediyoruz yani. Lan öyle deme oğlum. Allah Allah. Yarının ne olacağı belli olmaz be kardeşim. En güzel ilişkiler böyle başlar demişler. Bakar mısın? Lafa bak. Lan iki dakikada ilişki uzmanı kesildin başımıza ya. Estağfurullah kardeşim. Kardeşinle konuştun mu? Yok, konuşamadım. Niye? Sevket deli Kenan. Kardeşim olduğunu öğrenmiş. Ne? Evet abi. Ulan biz yıllarca bulamadık. Bunlar nasıl iki dakikada buluyorlar ya? Ne bileyim Şevket, anlamadım gitti. Ama Allah'tan tam olarak kim olduğunu bilmiyorum. Ama ne yapıp ne edip bulmaya çalışacaktır yani. Betül'ün kardeşim olduğunu asla anlamamalı Şevket. Ya kardeşim işler iyice çorba oldu şimdi, ne yapacağız? Bilmiyorum Şevket. Ama bu durumda gidip de sen benim kardeşimsin diyemem Betül'e. Hem ne söyleyeceğim ki yani? Aman Müberra Hanım, Seval Hanım duymasın falan mı diyeyim? Saçma olur abi. Tabii canım. Taktik aynı taktik Şevket. Yine uzaktan korumaya devam edeceğim Betül'ü. Kardeşim, sıkma canını be. Ben de buradayım. Senin kardeşin, benim de kardeşim. Koruruz kardeşim. Sen rahat ol. Bitmiyor derdimiz, bitmiyor. Bitmiyor Allah. Efendim? Selin'cim, seni rahatsız eden adamı yakaladık. Müsaitsen karakola bekliyoruz. Ay şükürler olsun, hemen geliyorum Ünsal abicim. Buyurun oturun. İşte size çiçek gönderen sapığı yakaladım ben. Özür dilerim Selin Hanım. Vallahi bir daha sizi rahatsız etmeyeceğim. Ne olur beni affedin. Bir dakika, bir dakika. Ben seni nereden tanıyorum? Tabii ya. Sen bizim eski çaycımızsın. Evet.
Merak etmeyin Selin Hanım. Cezasını çekecek. Hiç merak etme. İçiniz rahat olsun. Şey, Levent ben çok özür dilerim. Yani senin boşuna günahını almışım. Önemli değil Selin Hanım. Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Bunlar bizim her gün karşılaştığımız münferit olaylar. Çok fazla çaba sarf etmedim ben bunun için. Neyse, izin verirseniz şu an işimin başına dönmeliyim. Sorgu odasına götür bunu oğlum. Hadi düş önüme, düş. Ha, bu arada kolye yakışmış. Selin. Geldiler bana yemin ederim. Ne zaman kuracak bu? Zehra'cığım birazcık sabret istersen. Tutturdum maske yapalım. Kokoş. Canım benim yarın senin nişan olmayacak mı? Yani biraz şöyle yüzün ışıldasın. Allah Allah. Of. Ya Levent'e de çok ayıp ettim yine. Sapık çaycıymış meğer. Vallahi. Kimseye güven yok ki. Allah'tan yakalandı da daha büyük tehlike olmadan kurtuldun. Aman neyse ki. Selin, yarın bu saatlerde nişanlı olacağız. Heyecanlı mısın? Hiç değilim. Sadece bir an önce kurtulmak istiyorum. Kara Faruk olayı o kadar gerdi ki beni. Ay bir de o vardı değil mi? Ziya Hoca bir şey önerdi bana. Semih'in Kara Faruk olup olmadığını anlamak için ona bir soru sor dedi. Nasıl yani? Aranızda geçen diyalogdaki bir detay. Ama ne? Çok akıllıca. Hatta kesin çözüm. Ama ne soracağım? Ama bunu konuşmuştuk yani tavşanım. Tavşanım mı? Yok. Ya ben tavşanım. Yani tavşanları severim de bu bakımdan ağzımdan kaçtı. Ulan Hicci abi. Hep senin yüzünden. Sen beni seviyorsun. Bana tavşanım dedin. Zehra. Çok acil benimle görüşmek istediğine göre dur tahmin edeyim sakın söyleme. Nişanlanmaktan vazgeçtin değil mi? Semih sakin olur musun? Biliyordum. Yemin ederim ben bunu biliyordum. Yani beni seçeceğini, Kara Faruk'u seçeceğini biliyordum aşkım. Semih bir susar mısın? Sustum. Benim senin Kara Faruk olduğundan emin olmam için sana bir soru sormam gerekiyor. Hala emin değilsin yani öyle mi? Alacağın cevap üzerine çok utanacaksın söyleyeyim. Utanayım ben razıyım. Sor bakalım. Seninle konuştuğumuz gece. Bana hangi hayvanın adıyla seslendin? Tabii ki civcivim. Hayır. Ha, şey civcivim diyorum ya. Şey kanaryam. Kediciğim. Ayıcığım. Hayır. Ben de böyle şey neydi? Semih kes. Yalancısın Semih. Korkunç bir yalancısın hem de. Sen bana nasıl böyle bir yalan söylemeye cesaret edebildin ya? Sen benim duygularımla nasıl oynayabildin? Yazıklar olsun sana. Özür dilerim. Özür dileme Semih. Özrü yok bunun. Anladın mı? Yok. Neden böyle bir şey yaptığına gerçekten inanamıyorum. Neden hala inanamıyorsun ki? Seni hala seviyorum. Ama sen benim farkımda bile değilsin. Varsa yoksa Kara Faruk. Kıskandım. Yalandan da olsa onun yerinde olmak istedim. Belki onu sevdiğin gibi beni de seversin diye düşündüm. Ya sen bana Kara Faruk olduğunu söylediğin zaman seni sevebileceğimi nasıl düşünebildin? He? Sadece üzdün beni Semih. Ya sen Kara Faruk'u seviyorsan niye o zaman... Sakın, sakın Semih. O cümlenin devamını getirme. Çünkü bunun hesabını soracak en son kişisin. Zehra özür dilerim.
inanamıyorum nişan bugün. Ben daha hala Semih'in yaptığı oyuna inanamıyorum senin. Ay sen hala atlatamadın bu şoku. Senin yaptığı o kadar büyük bir kötülük ki çıkmıyor aklımdan ya. Zehracığım unut gitsin. Yani adam aşık olmuş yapmış işte. Canım benim aşık adama her şeyi yaptırır. O değil de insan merak etmiyor değil yani. Neyi? Ziya Hoca ile sahte bir evlilik yapmasaydın Semih'le evlenir miydin acaba? Saçmalama Selin. Kardeşim, ha? Şimdi komiser Ünsal gelirse nişana ne yapacağız? Onu düşündün mü? Merak etme, merak etme. Ekrem Bey sağ olsun halletti o işi. Nasıl? Komiser Ünsal'a Hale'yi görme yasağını bir koydu, iş halloldu. Vallahi Ünsal nişana gelemiyor. Harbi mi lan? Ha. Oğlum ne ballısın ha. Aman aman sus abi. İlk defa işim rast gitti ya. Vallahi dişimi kıracağım. Gülme hadi bir çay koy da gel içelim. Koyayım kardeşim. Yalnız kıyafet on numara. Söylemeden edemeyeceğim. Herhalde lan. Kertenkele nişanı bu. Yürü be. Şömineyi nasıl yaktın lan? Hemen. Hadi be oğlum. Yatıya mı kaldın oğlum banyoda? Hayret bir şey ya. Efendim Zehra. Enişteciğim, nişanıma geliyorsun değil mi? Tabii canım, gelmez olur muyum? Gelirim. De, ya dedeni biliyorsun. Bana ambargo koydu. Hayır enişteciğim, hiç itiraz istemiyorum, geleceksin. Ben dedemi sonra ikna ederim, tamam mı? Tamam canım, geliyorum. Çok sevinirim enişteciğim. Bu nazik davetin için çok teşekkür ederim Zehracığım. Bu akşam oradayım. Görüşürüz. Tamam, öpüyorum. Banyodan sonra kahvaltıda o güzel omletlerinden yine yapar mısın? Tadı damağımda kaldı. Biliyor musun? Hale bile bu kadar güzel omlet yapamıyor. Aa, karıcığım hoş geldin. Sen ne zaman geldin? Niye haber vermedin? Burası benim de evim Ünsal. Akşam için takılarımı almaya geldim. Gelirken sana haber mi vermem gerekiyordu? Yok canım, ne münasebe. Tabii ki geleceksin. Burası senin evin. Ama geldiğim için rahatsız oldun galiba. Olur mu canım öyle şey? Biraz önce kimle konuşuyordun sen? Kimmiş o benden daha iyi omlet yapan? Ne? Kim var evde Ünsal? Banyoda biri var. Ha, o Levent. Sus Ünsal, sus. Hayatım bizim Levent'i tanımıyor musun ya? Levent işte. Çocuğun kalacak yeri yoktu. İki günlüğüne bize geldi, idare ediyoruz işte. Sen benden bir şey mi gizliyorsun Ünsal? Ha, ben senden ne gizleyeceğim? Yazıklar olsun sana. Bir de benim bornozumu giydirmişsin ya. Ne bornozu ya? Ne bornozu ya? Ne oldu amirim? Bir patırtı geldi. Elinin körü oldu lan. Koca banyoda bornoz mu bulamadın lan? Halenin bornozunu giymişsin. Ya amirim ben sizin bornozunuzu bulamadım. Mecbur ettim bunu giydim yani ne yapayım? Ulan bitirdin lan beni. Bitirdin lan beni. Hale bornozunu senin üzerinde görünce evde kadın var zannetti. Ya amirim çok özür dilerim ama ben bilmiyordum ki ya. Of.
geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teker teker geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne demek Ekrem Bey? Ziya Hoca bizim her şeyimiz. Zehra da kızımız sayılır. Sağ olun. Buyurun, buyurun, buyurun. Nasıl olun? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Zehracığım, ne yapıyorsun burada? Biraz yalnız kalmak istedim. Zor tabii, anlıyorum. Sevmediğim bir adamla nişanlanmak zorunda olduğun için. Semih, başlama yine. Tamam, kızma hemen. Ben aslında buraya özür dilemeye geldim. Kapatalım lütfen bu konuyu, uzatmayalım artık. Tamam mı? Tamam canım. Bu arada çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Zehracığım, içeride senin nişanın var biliyorsun değil mi canım? Ay bilmiyordum ben Selin'cim ya. Ne iyi oldu da hatırlattın. Ne oldu Zehra'cığım? Yine ne düşünüyorsun? Selin bak kızma ama. Kara Faruk Semih değilse kim? Ay Zehra birazdan nişanlanacaksın. Hala Kara Faruk diyorsun ya. Ne yapayım Selin'cim? Elimde değil. Düşünmemem lazım biliyorum ama düşünmeden yapamıyorum. Dedeme bak. Nasıl da Ziya Hoca sayesinde. Biliyorum. Musa'dan işten gelecek mi? Gelir birazdan. İnşallah dedem bir sorun çıkarmaz. Vallahi bilmiyorum ama bence çok kızacak. Kızsa da nişanım diye mahvetmemek için bir şey yapmaz herhalde. Umarım. Kardeşim sen hiç belgesel izliyor musun? Ne diyorsun Şevket ya? Böyle ceylanlar pınara doğru inerler ya şu içeriden böyle. Manyak manyak hareketler yaparlar. Aslan geliyor mu hesabı? Şu an aynı öylesin biliyor musun? Kusura bakma birader, senin kadar rahat takılamıyorum. Umsal bu, ne yapacağı belli olmaz. Oğlum dedi ya davetli değil diye, gelmeyecek diye. Her şey yolundaydı hani, içimiz rahattı. Ne oldu? Şevket, Ünsal bu. Ne yapacağı belli mi olur? Bakarsın çıka gelir manyak. O da doğru. Ünsal mı dedin? Ben demedim. Sen mi dedin? Evet, ben dedim ya. Ya şimdi ablamızın haline bakıyorum da üzülüyor kızcağız. Keşke Ünsal da burada olsaydı. O bakımdan. Vallahi ya, aşk olsun Ekrem Bey. Bak ablanızın o halini gördüm. Ağlıyor ağlıyor, kadın helak oldu. Yazık. Böyle bir günde yapılır mı? Yazıktır. Aslında bence böyle yalnız da iyi ablanız. Çok güzel bir kadın. Canım benim gerçekten çok üzülüyor. Ama birazdan çok sevinecek. Hayırdır? Dedemden gizli Ünsal işlemi davet ettim. Ne? Hı? Sürpriz. Abba. Efendim? Ne yaptın sen Zehra? Vallahi çok iyi olmuş ya. Ya ben de aynı şeyi düşündüm.
düşünmüştüm. Vallahi Zehra yenge, büyük sürpriz oldu bizim için. Böyle bir günde ne kadar da düşüncelisiniz. Bravo ya. Çok iyi oldu, çok. Anladın mı Levent? Bak, oraya gidince yengene, yenge, bornozunu ben giydim diyeceksin. Ya amirim, ne olur istemeyin benden bunu. Ben herkesin içine nasıl söylerim böyle bir şeyi? Söyleyeceksin oğlum. Ya senin hanım duyarsa? Evliliğim söz konusu. Ben senin hanımın kulağına gider diye çekiniyorum. Ama sizin hatırınız için söylerim amirim. Söyleyeceksin tabii. Ona ailenin bornozunu giymeden önce düşünecektin. Hem senin ne düşünecek umurumda değil. Kulağına söylesem amirim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Senin ne işin var burada? Hoş bulduk Ekrem Bey. Hiç de hoş bulmadık. Sen ne haklı geliyorsun buraya? Biz erkek tarafı olarak buradayız Ekrem Bey. Ziya Hoca'nın kimsesiz olmadığını herkese göstermek için geldik biz de. Sen benim torunumu kaçıracaksın. Sonra da utanmadan nişanına geleceksin ha? Yüzsüz herif. Ekrem Bey, Ekrem Bey. Abi yanlış anlaşılmaydı. Hem ben bu konuyla ilgili bütün açıklamayı Ziya Hoca'ya yaptım. Şimdi bu güzel günün keyfini kaçırmanın bir anlamı yok ki ya. Zaten seni görünce benim keyfim kaçtı. Ne yapayım? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Pardon. Önemli değil. Hoş geldiniz. Kız. Ya en çok Zehra ile Ziya Hoca'nın dansını merak ediyorum. Adam profesyonel dansçı, aynı zamanda cami hocası. Çok şaşkınım vallahi. Ziya Hoca'nın asıl sahtekarlıkta profesyonel olduğunu bilseydiniz daha çok şaşırırdınız. Semih'ciğim, çok mutlu görünüyorlar değil mi? Seval'cığım, ne güzel olmuşsun. Namık defol git başımdan. Ya bir şey mi dedik, güzel olmuşsun dedik ya. Namık git, yoksa deşerim. Çabuk. Nasılsınız? Sana ne? Ha? Sana ne? Allah Allah. Ne kadın be. Bayıldığım kadın tipi. Hiç lafını esirgemiyor, zart diye söylüyor. Budur işte kadın, budur. Hale yengeyi dışarıya çağırıp burada söylesek. Yürü lan, yürü. Hadi oğlum ya, yürü ya. Değerli dostlarım, kıymetli misafirlerim. Canımdan çok sevdiğim biricik torunum Zehra ile... artık benim de bir evladım sayılan Ziya Hoca'nın nişan törenine... efendim, hoş geldiniz. Nişanlandığın adam aslında sahte hoca diye haykırıp şu yüzündeki aptal gülümsemeyi yok etmeyi çok isterdim ama... Semih'i kaybetmekten korkuyorum.
Ya amirim ya. Ünsal Özdemir. Evet benim. Üzgünüm. Ekrem Bey özel talimat verdi. Sizi içeriye alamam. Peki ben girebilir miyim içeriye? Siz kimsiniz? Adınızı alabilir miyim? Benim adım Levent Gözüpek. Hani lan içeri girmek istemiyordun sen? Ya amirim hani Hale yengeye söyleyecektik ya burnunuzu benim giydiğimi. Hani herkesin ortasında konuşamazsın? Amirim sizi içeri alamayınca ben yardımcı olmak babına içeri gireyim dedim. Ulan şerefsiz. Selim var diye değil mi? Ya ne alakası var amirim ya? Burnuz. Üzgünüm. Size de Selin Hanım rezerv koymuş. Giremezsiniz. Ne demek kardeşim ya? Ben evliliğimi kurtaracağım. Çekil şuradan önünden ya. Ne oluyor ya? Ya indir indi ya. Artık huzurlarınızda nişan yüzüklerini de takabiliriz değil mi? Evet. Yüzükler. Hemen getiriyorum dedeciğim. İyi ki Zehra Hanım, Ünsal'ı çağırdığını söyledin bana. Tedbir almasaydım bütün keyfimiz kaçacaktı. Canım kardeşim. Dur bakalım. Geçen gün çok daha iyiye gidiyor Ekrem Bey. Hem de çok iyi. Yani hayati tehlikeyi atlattınız diyebilirim. Doktor Bey, sizden bir tek ricam var. Buyurun Ekrem Bey. Bu durumu ailemin şimdilik bilmesini istemiyorum. Zamanı gelince bunu ben ailemle paylaşacağım. Sizden ricam, bu durumdan lütfen kimseye bahsetmeyin. Peki Ekrem Bey, siz nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Güle güle. Zehra bunu öğrenirse Ziya Hoca ile evlenmez. Allah bana nikah yüzüklerini de takmayı nasip eder inşallah.